Acil yardım Ben vuruldum kocam vuruldu Tamam sakin olun size kim vurdu Aha, Bilmiyorum Ev saldırganlar tarafından basıldı bizler şoke olduk Kuzeybatı Oklahoma'da bunun gibi şeyler meydana gelmiyor Ama mantıklı değildi bir soygun yoktu dolayısıyla ateş etmek için bir sebep de yoktu Dedektifler bu hedefli bir saldırı mı diye merak eder Bana sıkıca sarıldı ve korktuğunu söyledi Fren hortumlarım kesildi. Bu sizce de cinayete teşebbüs değil mi? Çok ciddi bir terslik olduğuna bir şüphe yoktu. O aşamada olaylar epey tuhaf oldu. Şüphelilerin firarda olduklarını öğrendim. Meksika'ya doğru gidiyorlardı. Bu cinayet dizisinde gördükleriniz gibi bir şey. Orada bir sürü harika insan olduğunu öğreniriz. Ama gerçekten korkunç insanlar da vardır. İki şahıs sakin, samimi bir Oklahoma mahallesine gelirler. Ve o mahalleyi saniyeler içinde ilelebet değiştirirler. People dergisi olarak bu öykü ilgimizi çekti. Çünkü olayların göründüğü gibi olmadığına dair gerçek hayattan bir delildi. Hemen herkesin kirli sırları vardır ve bazıları ölümcül olabilir. Rob ve Andrew ve ailesi 2001'de Oklahoma'nın şirin bir semtinde ideal görünen bir hayat inşa etmişlerdir. Ben Judy Ginstead. Lensburg'da Andrew ailesinin bitişiğinde otururdum. Biz mahallemizi çok severiz. Her yıl pikniklerimiz olur. Güzel, küçük, yeşil, ağaçlarla kaplı bir yerdir. Benim adım Shannon James. Rob Andrew'u kiliseden tanırdım ve beraber çalışırdık. Lansbrook mahallesi gerçekten güzeldir ve herkes dost canlısıdır. Herkes birbirine el sallar, selamlaşır. Aile kurmak için gerçekten hoş bir yerdir. Rob, Oklahoma'da bir reklam ajansında çalışıyordu. Mesleğinde yükselen genç bir adamdı. Rob hep çok komikti, eğlenceliydi, çok gülerdi, hep şakalar yapardı. Her zaman ailesinden bahsederdi. İş yerinde onları konuşur ve komik öykülerden bahsederdi. Onlarla gurur duyduğu çok belli oluyordu. Rob, 2001'de karısı Brenda ile 17 yıllık evlidir. İki çocukları vardır. Brenda çalışmaz, evin işlerini halleder. Destekleyici bir eştir ve çocuklara annelik yapar. Mutlu bir evlilikleri vardı, mutlu bir çiftlerdi. Rob ve Brenda hem mahallede hem kilisede çok sosyal ve faaldirler. Rob inançlı biriydi ve tüm aile kiliseye gelirlerdi. Rob ahlaki olarak çok oturmuş biriydi. Brenda pazar okuluyla ilgileniyordu. Beşinci sınıf öğrencilerini kabul ediyordu ve eğitim veriyordu. Çok neşeli, çok cana yakındı. Onunla konuşmayı severdim ve yakın komşularını önemseyen bir hal vardı. Onların kendi yaşıtları içinde neşeli, mutlu, şanslı, mükemmel bir çift olduklarını düşünürdük. 20 Kasım 2001'de Şükran gününden iki gün önce Rob uzun bir iş gününün ardından saat 18 civarı Shaftesbury Caddesi'ndeki evine gelir. Çocuklar evde televizyonu izliyordur. Brenda garajdadır. Brenda Rob'dan ampulü yapmasını istedi çünkü ışık sönüp duruyordu. Sonra da Rob ampule bakmak için garaja girdi. Bir anda durup dururken garajda artık yalnız değildirler. İki şahıs garajın içine girdiler ve anlaşılamayan bazı kelimeler sarf ettiler. Rab arkasını döndü ve vuruldu. Brenda garaj kapısına doğru hareket etmeye başladı. Evin içine kaçıyordu. Çocukları evin içindeydi. İki çocuğunu korumak istediğini tahmin ediyorum. O sırada Rab bir kez daha vuruldu. Saldırganlar kaçarken Brenda çaresizce yardım çağırır. Acil yardım. Ben vuruldum. Kocam vuruldu. Tamam, sakin olun. Sizi kim vurdu? Bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Yüzlerinde siyah maskeler vardı. Ekipler birkaç dakikada geldiğinde Robun ölmüş olduğunu görür. Brenda ise yaralıdır. Brenda, garaja giren şahısların yaklaşık Robun boyunda olduklarını ve ikisinin de siyah maske takıp siyah giyindiklerini anlattı. Branda saldırganların yaya kaçtıklarını söyler ve polise göre şahıslar her yerde olabilirler. Şüphelilerin nereye gittiklerine dair bir iz yoktu. Bir helikopterimiz vardı. Polis memurları araçla veya yaya olarak mahalleyi tarıyorlardı. Ama elimizdeki onca insan gücüyle bölgede bir şüpheli olsaydı yerini tespit ederdik. Polis bölgeyi arar ama eli boş döner. Silahlı saldırganlar buhar olmuşlardır. Bu arada cinayet dedektifleri Lansbroka çağrılır. Ben dedektif Roland Garrett. Bu soruşturmada görevlendirilen baş dedektiflerden biri bendim. Bana Brenda Andrew'un sol kolundaki silah yarasının tedavisi için hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Çocukları zarar görmemişti. Polisler olay yerine vardıklarında çocukları odada buldular ve onları oradan aldılar. Çocuklara daha sonra komşu baktı. Ben olay yerini inceleyebildim. Bay Andrew'u yerde sırt üstü halde bir kan birikintisinin içinde cansız buldum. Silah yaralarının vücuduna zarar verdiği görülebiliyordu. Olay yeri inceleme uzmanları suç mahallini inceledikten sonra garajın duvarında 22 kalibrelik bir tabanca mermisi ve minibüsün üstünde bir pompalı tüfek fişeği kovanı bulurlar. Gördüklerimden sonra şu sonuca vardım. Fişekten ötürü silahlardan biri bir pompalı tüfekti. Brenda'nın yarasınınsa pompalı tüfek yarası olmadığını, bir tabanca yarası olduğunu biliyorduk. Brenda ve Roba karşı iki silah kullanılması, Brenda'nın o gün garaja iki kişinin geldiğine dair ifadesiyle örtüşür. Ama sebepleri nedir? Dedektifler olay yerini inceledikten sonra evde hiçbir şeyin çalınmadığını görür. Biz aynı zamanda Bay Andrew'un cüzdanının hala cebinde olduğunu gördük. Bu yüzden bir soygun söz konusu değildi. Bu bir soygun olmadığından polis Brenda ve Rob'a karşı hedefli bir saldırıma acaba diye merak eder. Dedektif Garrett hastaneye gider ve doktorlar Brenda'yı şüphelileri teşhis etmeye yarayacak bir şey hatırlayıp hatırlamadığını söyleyecek hale getirene kadar bekler. Vardığımda doktorlar hala onu tedavi ediyorlardı. Kısa süre sonra polis merkezine gittik ve onu sorguladım. Brenda'ya ilk sorum kocasının öldüğünü bilip bilmediği sorusu oldu. Brenda sarsılmıştır. Az önce kocasının öldüğünü gören bir insanın sarsıntısıdır bu. Ona bir düşmanlarının olup olmadığını sormak istiyordum. Onunla konuşmaya başladığımda herhangi bir düşmandan haberinin olmadığını söyledi. Rap hakkında ise çok iyi biri olduğu bilgisine ulaştım. Brenda biraz dinlenebilsin diye sohbetleri son bulur ve bu sohbet polise çok az bir bilgi sağlar. Polis komşuları sorgular ama hiç kimse şüpheli bir şey gördüğünü söylemez. Polisin ulaşamadığı tek komşu Brenda ve Rob'un bitişiğinde yaşayan Gigstead ailesidir. Biz şehir dışındaydık. Haberleri izlediğimizde şoke olduk ve ben Brenda'yı aradım. Neredeyse ağlayacaktı ve eve geliyor musunuz dedi. Evet dedim. Ona ve çocuklara destek olmak için cenazeye gidecektik. Onların yanına. Judy ve Dean Gickstead tatillerini kısa keser. Lansbrook'a geri dönerler. Ama bu kez kendi evlerinde garip bir durumla karşılaşırlar. Biz eve vardık ve Dean yatağın biraz kaydığını ve hafif yan durduğunu fark etti. Ben dolabın içine baktım. Ayakkabılar kaymıştı. Ve ayakkabı rafı olması gerektiği yerde duruyordu. Kırık haldeki rafsa yatağın altına sokuşturulmuştu neler olduğunu gerçekten bilmiyorduk. Sonra Brenda ve Rob'un verandalarına bakan diğer yatak odasına geçtik. Oradaki dolap kapağı açıktı ve kapağın önünde bir fişek kovanı vardı. Diklemesine duruyordu. Boş bir pompalı fişeydi. İlk düşüncemiz biri bu dolaba girmiş oldu. Oklahoma şehrinde Kasım 2001'de 39 yaşındaki Rob Andrew'un gizemli şekilde garajında vurularak öldürülmesinden bir gün sonra Judy ve Dean Gickstead'in yaptıkları rahatsız edici keşif yüzünden polis bu kez yan binaya çağrılır. Aile eve girdiğinde yatak odasındaki tavan arası kapağının hafiften aralandığını fark etmişti. Ayrıca başka bir odada boş bir pompalı tüfek fişeği bulmuşlardı kocam fişeğin kullanıldığını ve sonra geride bırakıldığını söyledi. Evimizdeki eşyaların yerlerinin değiştiğini ve kırıldıklarını da bildiğimizden evimize birinin girdiğine dair korkacak bir sebebimiz oldu. Olay yeri inceleme ekibimiz geldi ve kullanılmış fişeği buldu. Ayrıca taban arasında çok sayıda 22'lik tabanca mermisi buldular. Brenda Andrew'u kolundan vuran silahla aynı çaptaydılar. Olay yeri ekibi mermileri ve boş kovanı balistik testine yollar. Rob ve Brenda'ya karşı kullanılan silahlarla örtüşüyor mu diye görmek isterler. Sonuçta onların evi de olay yerinin bir parçasıdır. Gigstadler'in evindeki fişekle Andrew'ların garajında bulunan fişek birbirleriyle örtüştü. Bu da bize garajda silahla ateş eden şüpheli veya şüphelilerin aynı zamanda Gigstedler'in evinde silahlarını boşalttıklarını söyledi. Polisler evi ararken Gigstedler'in evine zorla girilmediğini fark ederler. Bu eve girip çıkan kişi de bir anahtar olduğunu gösterir. Polis Dean ve Judy Gigsted'ı derinlemesine sorgular. Aile evlerine giren son kişinin oğulları Jeff olduğunu söyler. Jeff Gigsted ailesinin yetişkin oğludur ve yakında oturmaktadır. Evlidir, çocukları vardır ve ailesinin evinin anahtarına sahiptir. Jeff Gigsted ailesinin evine girebildiği ve evin içindeki son kişi diye bilindiği için polisin ona soruları olur. Onun evde olduğunu öğrenince. Bir şahidinin olduğundan ve eve niye gittiğinden emin olmak için kendisiyle konuşmalıydık. Gigset polisle görüşür ve cinayetlerden sonraki sabah 8 civarı ailesinin evine gittiğini söyler. Jeff Gigset'in evde oluş nedeni ailesinin şehir dışında olması, onlar yokken postayı almaya ve evi kontrol etmeye gitmesiydi. Jeff Gigset ve ailesiyle konuştuktan sonra onun evde olmak için bir nedeninin olduğunu anladık. Polisler Jeff'in Brenda'ya veya Rob'a karşı herhangi bir gerekçeye sahip olduğunu göremezler. Öyküsü de tutarlı olduğundan onu şüpheli olarak kovalamanın bir nedeni yoktur. Dedektifler ertesi gün boyunca delillerin üstünden geçer ve olaya ve maskeli iki katilin kimseye görünmeden gecenin içinde nasıl kaybolabildiklerine dair bir teori geliştirmeye başlarlar. Polis katillerin Brenda ve Rob'u vurduktan sonra Gigstedtlerin evine varmalarının saniyeler süreceğini hesaplar. İlk ekiplerin varmasından çok daha öncedir bu. Katiller Gigstedtlerin tavan arasında kalmış olabilir. Ayrıca şüpheliler o sürede tavan arasında tabanca mermilerini bırakmıştı. Polis katillerin ertesi sabah ortalık yatıştığında aşağı inmiş olabileceğini düşünür. Aşağı inerken ayakkabı rafını kırarlar. Rafı kırdıklarını fark ettiklerinde aceleyle yatağın altına saklarlar. Ama bu diğer dolaptaki boş kovanı açıklamaz. Jeff Gickstead'in öyküsüne geri dönersek, Jeff salona sabah 8 civarında girdiğini söylemiştir. Katillerin evde olmaları, Jeff'in girdiğini duymaları, misafir dolabına saklanmaları ve fark edilme riskine karşı tüfeği doldurmaları çok akla yatkındır. Bu ön sezi doğruysa, demek ki Jeff Gittstedt, Rob'la aynı kötü kaderi paylaşmaktan kıl payı kaçmıştır. Bu bana söylendiğinde şoke olarak tepki verdim. Tanrım, Jeff öldürülebilirmiş. Jeff o oyun kafesine almaya gittiğinde yaşadığı o savunmasızlık hali benim o anda yaşadığım ana duyguydu. Polis kimin Rob Andrew'u öldürmek isteyebileceğine dair düzgün bir delil için uğraşmaktadır. Rob'un hayatını irdelemeye başlarlar. Ailesini ve dostlarını sorgularlar. Rob hakkında tek kötü söz söyleyen, onunla bir sorunu olan veya onunla tartışan bir kişi bile çıkmadı. Rob polislere sorunsuz bir şahıs gibi görünür. takip dedektifler Rob'un hayatına sadece bir ay önce kastetme girişimine dair polis kayıtlarını öğrenene kadar. 26 Ekim sabahı ölümünden sadece bir hafta önce Rob... Fren yağının arabasının altından kaldırma aktığını fark eder. Teknik servis arabayı kontrol etsin diye mahalledeki bir oto satıcısına gitti. Tamirci arabaya baktığı an anlar. Frenler kasten kesilmiş gibi durmaktadır. Rob bu acayip durumu anlamaya uğraşırken işine geri döner, arabasını tamircide bırakır. Aynı gün iş yerindeyken tanımadığı birinden bir telefon gelir. Telefondaki kişi kızın ve karın kaza geçirdiler, hastanedeler, acele etmelisin demiş. Rob hemen işi bırakır, Brenda'nın yanına koşar. Ama telefonun zamanlamasıyla ilgili bir his ve o sabah kesilen frenler onu durdurur. Karısına telefon eder ama ulaşamaz. Hastaneyi arar. Brenda Andrew adında birinin hastaneye yatmadığını öğrenir. Olayı ihbar etmek için polisi arar. Oklahoma Polis Müdürlüğü. Merhaba, bir ihbarda bulunmak istiyorum. Fren hortumlarım kesildi. Bu sizce de cinayete teşebbüs değil mi? Ben direktif Mike Krika. 2001'de Oklahoma Polis Müdürlüğü'nde devriye çavuşuydum. Gelen telefon fren hortumları ile ilgili şüpheli bir durumun olduğunu ifade ediyordu. Oraya varınca servis müdürüyle konuştum. Fren hortumlarına kendim baktım ve yarıya kadar kesik olduklarını gördüm. Aracın iki ön fren hortumu kesikti. Bu kasten sabote elde edildiğini gösteriyordu. Rob'la telefonda konuştum. Rob polise kendisini öldürmeye çalışanı tahmin ettiğini söyler. James Pavat adında kilisedeki bir arkadaş. James Pavat hem Rob'un arkadaşı hem de sigortacısıydı. Bütün hayat sigortalarına bakıyordu. Onun hakkında her şeyi biliyordu. Kiliseden tanıştıkları ve arkadaş oldukları için Rob ve Brenda sigortalarını ona yaptırmaya karar verdiler. James zayıf bir şüpheli olarak görünür. Kilisenin işleriyle çok ilgilidir. Yardımcı papazdır. Yakın zamana kadar Brenda ile beraber pazar okulunda öğretmenlik yapmıştır. James Pevat daha önce hava kuvvetlerindeydi. Uzun zamandır burada yaşıyordu. Evlenip boşanmıştı. Ordudan ayrıldıktan sonra sigortacılık işine başlamıştı. Bir sabıka kaydı bulunmuyordu. Ona sokakta veya rastgele sosyal ortamda rastlasanız harika bir adam olduğunu düşünebilirdiniz. 2001'de yeni boşanmış olan James, Andrew ailesinin yakın dostu oldu. Rob Lowe'a gitti ve parasal danışman hizmeti verdi. Hatta Rob'a yakın tarihte çok büyük bir hayat sigortası satmıştı. Bu cinayetten sadece aylar önce Rob'ın adına Pılat tarafından düzenlenmiş 800 bin dolarlık bir poliçeydi. Bu Rob'un ailesi için zamansız bir ölüm durumunda büyük bir hayat sigortası poliçesiydi. Fakat Rob'un polise yaptığı şikayette, James'in göründüğünün aksine ne Tanrı'dan korktuğu ne iyilikseverliği vardır. Rob ifadesinde, James'in karısı Brenda ile olan bir ilişki yaşadığını sandığını ve sigorta parasıyla Brenda ile bir gelecek garantilemek için kendisini öldürmeye kalkışmış olabileceğini söyler. Rob ya Pevat'ın onu öldüreceğini ya da Pevat'ı öldürmek için kendinin birini tutacağını düşünüyordu. Polis James'in cinayetle ilgisini daha makul kılacak bir şey var mı diye onun geçmişini kontrol eder. Polis kilisedekileri James'le Brenda arasındaki ilişki hakkında sorgulayınca söylenenler karşısında şaşırdı. Ve bu ilişki hakkında konuşan çok sayıda insan ortaya çıktı. Bir gün orada James'in arabasını gördük. Brenda beni tanıştırdı. Arkadaşım James Pavat dedi. Tabii ki arabanın sürekli orada oluş sıklığından onun aa, onun gerçekten iyi bir arkadaş olduğu belli oldu. Polis Rob ve Brenda'yı iyi tanıyan Ronnie Stamp adında biriyle konuşur. Ronnie ve karısı Rob ve Brenda ile ayrıca arkadaştılar. O yüzden hepsi birbirini tanıyor ve neler olduğunu biliyor ve evliliğin ve ilişkinin dağıldığını görüyorlardı. Ronnie Stamp'a göre Rob, Brenda'ya James'le ilişkisini bitirmesi ve kendilerinin yeniden başlaması için yalvarmıştır. Brenda bunu reddeder ve Rob'un öldürülmesinden bir ay önce Ekim'de Brenda boşanma davası açar. Bu hamle Ronnie'ye göre Rob'u gafil avlar. Stump, Rob'ın üzgün olduğunu söyledi. Evliliğinin bitmesini istemiyordu. Karısını her durumda seviyordu ve evlilik düze çıksın istiyordu. Mahkemedeki ilk oturuma rağmen Ronnie'ye göre Rob evlilikten vazgeçmeye hazır değildir olayların daha iyi olacağına dair içinde o umut hep vardı. Hep insanların içinde itiraf ediyordu. Sadece sorunlu bir dönem. Ben düzelteceğim, yoluna girecek diyordu. Ronnie'ye göre Rob, James'e, Brenda'yla sorunları aşmaya kararlı olduğunu net ifade etmiştir. Rob'un fren hortumlarının kesilmesiyle ilgili polise yaptığı şikayetteki büyük kırmızı bayraklardan biri zamanlamadır. Öldürülmesinden sadece dört hafta öncesidir. Bu olay soruşturma sürecindeydi. Dedektifler Rob'a ulaşacaklardı. Rob, kesilen fren hortumları hakkında polisle bir kez daha görüşemeden önce öldürülür. Ronnie'nin dediği doğruysa polis James Pavat'ın sağlam bir gerekçesinin olduğunu anlar. Ne Pavat Brenda ile ilişkisinden vazgeçmeyi istekliydi ne de Rob. Dedektifler Ronnie Stamp'la konuştuktan sonra hayat sigortası poliçesi hakkında bilgi bulmak için araştırmayı sürdürürler. Brenda boşanma davası açmadan önce Rob'un hayat sigortasını konuşmak için James Pavat'la irtibat kurduğunu öğrenirler. Rob bu evlilik sorunuyla karşılaşınca sigorta poliçesindeki lehtarları iki çocuğu olarak değiştirmek istedi. Pavat ona değiştiremeyeceğini çünkü poliçenin sahibi olmadığını söyledi. Rob hayır cevabını kabul etmez. Çiftin cinayetten sadece iki hafta önceki ilk duruşmasında yargıç Rob'un hayat sigortasındaki lehtarların Brenda'dan çocuklara geçmesine hükmeder. Sonra bir yerde Brenda poliçe üstündeki ismi ve lehtarları kendi lehine değiştirmişti. Polis, boşanma davasından sonraki gün Brenda'nın sigorta acentesini aradığını öğrenir. Brenda, Rob'un sigorta poliçesinin tek hak sahibi ve lehtarı olduğundan emin olmak istemiş. Mart tarihli fakslanan bir belge sayesinde olumlu cevap verilmiştir. Dedektifler Brenda'yı Rob'un hayat sigortası poliçesindeki şüpheli değişimler ve lehtarlık durumunun çocuklardan kendisine geçmesi hakkında sorgulamak isterler. Dedektifler Brenda'yı Rob'un ertesi günkü cenaze töreninden sonra sorgulamaya hazırlanır. Ama olaylar olağanüstü bir yön değiştirir. Dedektifler o şansı hiç elde edemeyebilirler. 26 Kasım 2001'de yüzlerce insan Rob Andrew'u uğurlamak için bir araya gelir. Salon doluydu. Rob'un büyük bir müşteri listesi vardı. İş nedeniyle onu çok seven insan vardı. Gerçi 10 dakika kadar gecikmesine rağmen hoş bir törendi. Daha sonra tören başlamadı. Bekledik, bekledik ama başlamadı. Sonra tamam vakit geçti neden gecikiyor söylemleri başladı. Bir süre sonra olaylar epey tuhaf oldu. O saatte bize bir telefon geldi. Brenda ile çocukların cenazede olmadıkları söylendi. Brenda'nın ailesi ve dostları şoktadır. Brenda'nın yapacağı şey değildir bu. Kasım 2001'de Rob Andrew cinayeti soruşturmasının 6. gününde Rob'un ailesi ve dostları telefon açar. Dul karısının ve çocuklarının cenazede olmamasından endişelenirler. Hiç kimsenin zihninde çok ciddi bir terslik olduğuna bir şüphe yoktur. Kimse Brenda tehlikede mi, çocuklar tehlikede mi bilmemektedir. Çok korkunçtur. Polis Brenda'yı bulamayınca dedektifler kaygılanır ve baş şüpheli James Powell'la irtibat kurmaya çalışırlar. Saatler geçmektedir. Yetkililer James'i bulamamaktadır. Aralarındaki samimi ilişkiye dayanarak beraber olabileceklerini düşündük. Ama Brenda kaçırıldı mı, yoksa James'le gitmesi için korkutuldu mu ya da zorlandı mı? İşte bunu bilmiyorduk. Polis hem James'in hem de Brenda'nın yakın dostlarına ve ailelerine onlardan bir haber alır veya nerede olduklarına dair bir fikirleri olursa derhal kendileriyle irtibata geçmelerini söyler. Hem James hem Brenda kaybolunca polis daha çok bilgi için çalışmayı sürdürür. Poliçe üstündeki o değişiklikleri yapan gerçekten rob mu diye sormak için sigorta şirketini ararlar. Bir sigorta şirketini ararsanız ve poliçenizde değişiklikler yapmaya kalkarsanız sesinizi kaydederler. Bu poliçede değişiklik yapmaya çalışan Brenda Andrew ve James Poat'ın ses kayıtları elimizde mevcut. Polise göre James ve Brenda poliçenin sahibi ve tek lehtarı olarak Brenda'yı göstermek istemiştir. O kayıtlarda işler hattın öbür ucundaki sigortacıyla istedikleri gibi gitmeyince çok kızdıkları duyuluyordu. Sigorta şirketi Rob Andrew'un imzalamış gibi göründüğü sigorta poliçesinin Brenda'ya devrinin bir kopyasını polise verir. Ama polis imzanın sahteliğinden şüphelenir. Dedektifler şüpheli belgenin ardındaki gerçeği çözmek için yazı uzmanı çağırırlar. O belgelerin bazılarındaki bazı bilgilerin uydurma olduğunu gördük. Bu dedektifler için önemli bir bulgudur. Çünkü Rob Andrew'a kurulan kumpasın ilk gerçek delili bu olabilir. Ardından Rob Andrew'un otopsi raporu gelir. Brenda'nın öyküsü tümden dağılır. Rapor Bob'un pompalı tüfekle iki farklı açıdan iki kez vurulduğunu gösterir. İlk atış birkaç metreden yapılmış diye hesaplanır. İkinci ise yakın mesafeden. 50 santimden yapılmış görünmektedir. Bu Brenda'nın ifadesiyle çelişmez. Brenda, şahısların kendisini ve kocasını vurduklarında biraz ötede, garaj girişine yakın durduklarını söylemiştir. Dedektifler Brenda'nın yarasını incelediğinde, süveterindeki mermi deliğinin çevresinde barut kalıntısı bulur. Bu ona isabet eden tabanca mermisinin yakın mesafeden yaklaşık 5 santimden ateşlendiğini gösterir. Polis daha sonra Brandon'un cinayet gecesi üstündeki giysilere sıçrayan kan lekelerine daha yakından bakar. DNA testleri Brenda’nın pantolonundaki kanın çoğunun kendi kanı olduğunu gösterir. Fakat Rob'un kanını da bulurlar. Rob'dan sıçrayan kan kumaşa derinlemesine işlemiş yakın mesafeden sıçrayan bir kan olduğunu göstermiş ve polise göre ateş edenlerden birinin nerede ayakta durduğunu işaretlemiştir. Brenda'nın pantolonuna sıçrayan kandan ötürü ikinci mermiyi Brenda Andrew'un ateşlediğini hesapladık. Polis bu yeni bilgiyle hem Brenda'nın kocasının ölümüne karıştığına hem de tetiği onun çektiğine inanır. Polis Brenda'nın şüpheli olduğuna açıklar. Brenda ve sevgilisi firardadır. Dedektifler delil aramayı sürdürür. Brenda da evimin bir anahtarının olduğunu polise söyledim. Şehir dışına çıktığımızda postaları almak için birbirimize anahtar bırakırdık. Brenda postaları ve zarfları genelde bir torbada tutar ve eve ne zaman geleceğimizi bildiği için evimizin giriş koridoruna bırakırdı. Polis o zaman bize Brenda ve Pavat'ı incelediklerini ve birlikte kaçmış olabileceklerini söyledi. Rob öldürüldükten sonra Brenda için çok üzüldüm. Brenda'nın gösterdiği, hissettiği o duyguyu ben de hissettim. Ona inanmıyor değildim ama bu olay birçok şeyde benim fikrimi değiştirdi. Güvenlik güçleri 29 Kasım 2001'de Brenda Andrew ve James Pavat'ı birinci derecede cinayet ve cinayeti ortak teşebbüsle suçlar. Kuzeybatı Oklahoma'da bunun gibi şeyler meydana gelmez. Burası bir aile semtidir. Güzel bir semttir. Varlıklıdır. Ve bu olay televizyondaki bir cinayet dizisinde gördüğümüz türden bir şeydi. İnsan birine böyle bir şeyin olacağını hiç beklemiyor yani. Bu olayda ihanet, din ve para olduğunu görmek büyük bir olaydı. Brenda'nın bir ev hanımı, bir anne olarak cinayet şüphelisi olması gerçekten büyük bir olaydı. Büyük bir haberdi. Brenda Andrew ve James Pavatı bu gece sokaklardan alalım. En önemlisi çocukları güvenle eve geri getirelim. Haklarında Robert Andrew'u kasten öldürdüklerine dair yeterli kanıt bulunan bu iki şahsın yanında seyahat eden biri 7, diğeri 10 yaşında iki küçük çocuk var. Biz gerçekten korkuyoruz. Beni en çok korkutan şey yakalanacakların anlarlarsa o zaman ne yapacaklar? Bütün o medya ilgisine rağmen ne Brenda'dan ne James'ten ne de çocuklardan hiçbir yerde bir iz yoktur. Ta ki James Pawtton kızı bazı hayati bilgilerle ortaya çıkana kadar. Pawtton kızı cenazeden önceki gün evde olduğunu ve James Plath'la Brenda Endorov'un eve geldiklerini söyledi. Bagaj dolu iki araba ve çocuklar vardı dedi. Güney'e gittiklerini söyledi. Çünkü polis onlara tuzak kuracakmış ama onların olayla ilgisi yokmuş. O yüzden Meksika'ya gidiyorlarmış. Meksika'ya doğru gittiklerini öğrenince FBI ile irtibata geçtik. FBI her ikisi hakkında firar ettiklerine dair bir emir çıkarttı. Fakat polis tüm bunları öğrenene kadar Brenda ve James neredeyse polisten iki gün öne geçmiş ve muhtemelen sınırı çoktan aşmışlardır. Polis Meksika'nın hangi bölgesinde olduklarını bilmiyordu. Meksika büyük bir ülkedir ve saklanacak bir sürü yer vardır. James, Brenda ve çocuklar haftalar boyu polisin takibinde kalır. Polis pes etmez birçok planı uygulamaya koyar. Bu aşamada daha fazla para bulamasınlar diye tüm banka hesaplarını kapattırdık. Böylece paraları bitecekti ve yardım aramaları icap edecekti. James 3 ay sonra zaten yetkililerle işbirliği yapmakta olan kızına ulaşır. James'in kızının FBI'nin dinlediği telefonda yaptığı görüşmeye göre paraları tükeniyordu. James para yollaması için kızını aramaya başladı. FBI James'in yerini bulmak için kızıyla beraber çalışıyordu. Polis telefonların çoğunun Meksika'nın kalabalık tatil şehri Cancun civarından geldiğini tespit eder. Polis onları bulduğunu düşünürken Amerika-Meksika sınırından bir telefon gelir. FBI'nin çıkardığı o bülten sayesinde uyanık bir sınır görevlisi Brenda'yı, James'i ve çocukları tanıdı, hepsini gözaltına aldı tekrar buraya getirildiler ve hapse kondular. Avukatları vardı. O yüzden de bir daha ne Brenda'yla ne Pıvat'la konuşma fırsatımız oldu. Andrew ailesinin çocukları Rob'un ailesinin yanına verilir. Brenda ve James ölüm cezası istemiyle duruşmaları beklerler. Ben elebaşının çete reisinin Brenda olduğuna inanıyorum. Ama sandığı kadar akıllı değildi. Ve bana göre kocasını öldürecek bir kişi arıyordu. Ve sonunda da onu buldu. O James Pulat'tı. Bu kanıtlar yüzünden kimse Brenda Andrew'un suçlu bulunmayacağını ve olasılıkla ölüm cezası almayacağını düşünemez. Brenda'nın savunma avukatları herkesi baştan düşündürecek kadar şoke edici bir keşifle ortaya çıkar. Rob Andrew'u kim öldürdü? Andrew'un avukatları onun cinayetten sorumlu olmadığını ispatlayan bir mektup olduğunu söylediler. Rob Andrew'un Kasım 2001'de vurularak öldürülmesinden 3 ay sonra, Rob'un karısı Brenda Andrew ve sevgilisi James Powat cinayetle suçlanır ve haklarında ölüm cezası istenir. Adım Michael Arnott. James Powat'ın savunma avukatıyım. Savcılığın Powat davasındaki iddiası şuydu: James Powat ve Brenda Andrew beraber olmak istiyorlardı. Rob Andrew'u ortadan kaldırmak bunun mümkün olmasını sağlayacaktı. Ayrıca Bay Pavat, Bay Andrew'a, Bay Andrew'a ait bir hayat sigortası poliçesi de satmıştı. Böylece Bay Andrew öldükten sonra sigortadan gelecek parayla oldukça rahat yaşayabileceklerdi. Ağustos 2003'te önce James Pavat mahkemeye çıkar. Savcılar kanıtlara göre Rob'un hayatını kaybettiği gün olanlara dair kendi düşüncelerini gösteren bir resim çizer. 2001'deki Şükran gününden birkaç gün önce Rob Andrew eve gidiyordu. Karısı Brenda ile erkek arkadaşı James Povat'ın pusuda beklediklerini, canını almak için bir planlarının olduğunu bilmiyordu. Rob eve vardığında Brenda onu kaloriferin ışığına bakması için garaja çağırdı. Rob birinin konuştuğunu duydu ve döndükten sonra da vuruldu. Pıvat ilk ateşten sonra tüfeği Branda'ya verdi. İkinci atışı Branda yaptı. Polis, Brenda'da bir hedefmiş gibi göstermek için James'in 22 kalibrelik tabancayla Brenda'yı kolundan vurduğuna, sonra olay yerinden kaçtığına inanır. Sonra James Puat, olay yerindeki inceleme bitirilirken komşunun evine gitti ve saklandı. Savunma makamı James'in olayla ilgisinin olmadığını iddia ederek bu dosyada gerekçenin eksik olduğunu söyler. James Pewitt'ın Brenda'ya sahip olmak için bir cinayet işlemek yerine boşanmanın bitmesini beklemesi yeterliydi. Rob Andrew'u öldürerek kazanacağı hiçbir şey yoktu. Yaklaşık 3 haftalık bir duruşmanın ardından jüri bir karara varır. Jüri olarak sanık James Dwight Powell'ı birinci derece cinayetten suçlu bulup ölüm cezasına çarptırılmasını talep ediyoruz. Jüri ölüm cezasıyla geri geldikten sonra James kalkıp bana sıkıca sarıldı ve korktuğunu söyledi. Bir yıl sonra Brenda'nın duruşması başladığında medyanın ilgisini çekti. Duruşma ülke basınında çok fazla yer aldı. Halk arasındaki genel kanı Brenda'nın suçlu olduğudur. İnsanların son beklediği şey onun masum olduğunu kanıtlayacak delil bulunmasıdır. Savunma tarafından kanıt olarak sunulan bir mektup vardı. Bunu James Pblatt'ın yazdığını söylediler. Pblatt, Rob Andrew'u kendisinin öldürdüğünü ve Brenda'nın bununla ilgisinin olmadığını yazmıştı. Mektubun ilerleyen satırlarında James'in Andrew'ların ev anahtarını nasıl çaldığı, Rob'un tüfeğini alarak Rob'u öldürmek için nasıl kullandığı ve sonrasında komşunun evine nasıl saklandığı ayrıntılarıyla açıklanmış. Bunu James Pevat'ın yazdığını iddia ettiler ama el yazısı uzmanı yazının Bay Pevat'a ait olmadığını ifade etti. O mektubu James yazmadıysa kimin yazdığı sorusu havada kalır. Savcılar mektubu Brandon'ın yazdığını söyler. Uzmanlar o teoriyi ne doğrular ne de yalanlar. Davadaki kritik nokta mektuptakilerin doğru olup olmadığıydı. James Pawat 21 Haziran'da Brenda'nın duruşmasında ifade vermek üzere kelepçeli olarak getirilir. Mektubu yazıp yazmadığı ve doğruluk payı sorulur. Pawat yanıtlamayı reddeder, konuşmama hakkını kullanır. Pawat belki Brenda benim için bir şey yapmazsa ben de onun için yapmam noktasına geldi. Brenda'nın masum olduğunu kanıtlayabilecek olan bu mektup gerçekliği belirlenemediğinden delil olarak kullanılamaz. Savcılara hazırladıkları dosyayı sunma fırsatı verilir. Mahkemede Brenda aleyhine sunulan dosyada sigorta poliçeleri, fren hortumları hakkındaki telefon görüşmeleri vardı. Fren hortumlarım kesildi. Bu sizce de cinayete teşebbüs değil mi? Duruşmada kanıtların tamamı masaya kondu. Herkes delilleri dinledi. Brenda ve James'in bu cinayeti planladıkları çok açıktı. Brenda'yı bir kurban gibi göstermek için çok bariz bir şekilde tabancayla vurmuşlardı. Bence Brenda Andrew bu suçu para için işledi. Ve rapla boşanırken herhangi bir velayet savaşında çocuklarını kaybetmek istemiyordu. Brenda'nın makul gerekçesinin üstüne savcılık, Brenda'nın kocasını öldürme niyeti hakkında konuşabilecek bir şahit. Brenda ile ilişki yaşayan birinin ifadesi elimizdeydi. Brenda o kişiye "Rab keşke ölse" demişti. Bu onun nasıl bir kadın olduğunu gösteriyor. Çok nefret dolu biri, çok yalancı. Duruşma boyunca neredeyse hemen her gün çok sayıda mesai arkadaşımız, dostumuz, akrabamız oradaydı. Ne yaşandığını duymak için değil, bence çoğumuz adaletin sağlandığından emin olmak için oradaydık. Merak ediyorduk. Yaklaşık 6 hafta süren mahkemeden sonra Brenda Andrew birinci derecede cinayet ve tasarlayarak cinayet işlemekten suçlu bulundu. Jüri'nin kararından sonra verdiği ifadeyi hatırlıyorum. Haksız bir karar olduğunu, doğru olmadığını ve yapmadığını söyledi. O yüzden de sonuna kadar içinde olduğunu inkar etti. Ölüm cezası aldı ve o güne kadar Oklahoma eyaletinde ölüm cezası bekleyen kadın yoktu. Oklahoma'da 28 yıl polislik yaptığım için çok duruşmaya girdim. Çok davaya dahil oldum. Davaların çoğunda jürinin suçlu veya suçsuz kararıyla geri geldiği o son aşamaya katılmam. Onların davasında katıldım ve o salonda oturdum. Bu dava biraz duygusaldı. Çünkü ben orada, ben yardım etmek istedim ve ne yazık ki edemedim. Rob'un bunu yalnız yaşamasını istemedim. Ne düşündüğümü bilirdi. Kendinizi o sokmayın. Ama Brenda bunu kullandı. Brenda gerçekten iyi bir manipülatördü. Hani şu eski kara vardır ya. O ilişkide daha sonra James'in başına ne gelecekti kim bilir. Lansboro genel olarak iyi tepki verdi. Ben Brenda'nın layığını bulduğunu düşünüyorum. Yakın komşulardan kimsenin onun için üzüldüğünü sanmıyorum. Çünkü bunun çoğunu kendi başına yapmıştı. Kocasından kurtulmak için iki veya üç sevgili denemişti. Anlaşılır gibi değil. Çok merak ediyorum. Niye onu öldürmesi gerekti ki? Zaten boşanmak için dava açmıştı. Rob ona her şeyi verecekti. Zaten bütün parasını ona vermeye istekliydi. Çocukların velayetini onun almasına izin de verdi. Bunun en iyisi olmadığını biliyordu. Eminim ama zaten Brenda ne isterse istesin vermeyi istekliydi. Bunun üstüne onu öldürmek için bir sebep yoktu. Mantıklı değildi. Brenda ne düşündü bilmiyorum. Rob'a ondan ne kadar nefret ettiğini hep söylüyordu. Galiba onu tamamen resimden çıkarmak istemişti ve galiba uydurduğu bu hikayeyle yanına kar kalacağını zannetti. Ama Hiçbiri olmadı. Olay üstündeki hesaplar kapanmasına rağmen... ...Brandon'ın işlediği suçun sayısız insan üstünde kalıcı olan etkileri var. Burada kurban Rob ama iki çocuk da kurban çünkü iki ebeveyni de kaybettiler. Çünkü Brenda hapse konuldu ve Rob artık hayatta değil. Ben çocuklara gerçekten üzüldüm. Neyse ki Rob'un ailesinden yeterince iyi bir ebeveynlik gördüler. Kız üniversiteden mezun oldu. Oğlansa üniversitede. Ve normal bir hayat yaşamaya çalışıyorlar. Yıllar geçmesine rağmen Rob'un tüm sevenleri onun geride bıraktığı etkiyi hatırlıyor. Rob'un dokunduğu ve sevdiği tüm insanlar, kardeşleri, ailesi, yeğen ve kuzenleri bugüne kadar 20 yıl olmasına rağmen her gün onu ne kadar özlediğimizden bahsediyoruz. Bu çok büyük bir kayıp. Onu çok özlüyoruz. James Pavat, Rob Andrew cinayetinde birinci derece cinayetten suçlu bulundu. Brenda Andrew, Aralık 2019 itibariyle cezasını çekmeye devam ediyor. Oklahoma'da ölüm cezası bekleyen tek kadın kendisi. Rob Andrew 1962-2001